polemik, basitlik ve skandal sevdalıları, kıymetlilerimiz ve bağrıma bastığım taş. Olmadı galiba bu. Oldu, ben ezildim o taşın altında. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah. Hiç böyle bir sunucuyla karşılaşmamıştım daha önce. Ben de hiç böyle olmamıştım abi. Şöyle yapalım, şöyle başlayalım bir dakika. Peki. Daha formal. Merhaba. Ne diyorduk? Bize sorsalar söylerdim. Bu kadar viski içirmeyiz bize bir dakika. Sorsalar söylerdim diye bir yere geldiğimi zannediyorum. Adı o. Niye kızıyorsun abi? Hayır yani adı o. Öyle dediniz. Öyle açıyorum. Zaten açıldı. Biliyorum, farkındayım. Ya ben yapayım da belki kullanın. Söyle, yapımcımız kızıyor programın başı belli değil falan. Burada YouTube olduğu için küfür edebiliyoruz. Sonra onları bilmiyoruz. Hani riski içmek, küfür etmek, her şey serbest. Burnumuzu karıştırmak, hepsi var yani. Rütük size karışmıyor değil mi? Yani öyle umuyoruz. Karışmıyor. O zaman serbest koy gitsin, hadi bakalım. Ama sonrası var bunun tabii. Kaçtı olmamız lazım. Açılış çekeyim mi? Çektin zaten açılışı ya. Allah çektirmesin. Ben çok çektim abi, sen de biliyorsun kısmen. Kötü bir espri oldu. Tamam, başa aldım. Merhaba, sorsalar söylerdim de Kadri Gürsel'le beraberiz. Kendisinin bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Konuşalım mı bilinmeyen tarafları? Ama sen nereden biliyorsun? Tahminlerim var. Mesela, sen mesela abi kont musun? Böyle bir aristokrat aileden mi geliyorsun? Hep böyle bir yani şık giyinme, süper kibarlık, kontluk falan var mı? Peki yani sen bu soruyu dünyanın değişik ülkelerinde karşına çıkan her kibar görünümlü ve şık giyimli insana sorar mısın? Sen kont musun Türkiye'de diye. O kadar kont olsa kontlar temizliğe giderlerdi. Getir götür işlerini yaparlardı. Yalılara bakarak da anlayabilirsin ama. Ben de değilim diyorsun ama çok önemli gazetecilerin çok ciddi iddiaları var. Ben sana göstereceğim bir tanesi. Çok önemli gazetecilerin var. Evet, göstereceğim. Evet. Biz belgelerle konuşuyoruz bak. Kadri Gürsel için şöyle bir söylenti var. Macaristan kraliyet ailesine dayanıyormuş soyu. Öyle bir akrabalığı varmış diye. Hakikaten eski Macaristan kralıyla akrabalığı var mı acaba? Macaristan'da kral mı? Evet. Macaristan'da kral mı varmış? Benim de işte komprador çocuğu falan diye dalga geçerdi sınıf arkadaşlarım. Senin de komprador çocuğu. Evet, komprador çocuğu diye. Çünkü... Babam gelirdi okula mesela, işte melon şapka, elinde uzun bir şemsiye, siyah takım elbise, siyah palto falan, gıcır İngiliz ayakkabıları. Böyle eyvah derdim, ben babam geldi, babam şimdi görecekler. Dünyada iş yapan bir iş adamıydı babam. Dolayısıyla çok sık seyahat ederdi falan, zevkleri olan bir adamdı. Bu da onu konfordör yapmaya yani işte böyle basit şeyler işte. Annem gelirdi mesela, astragan kürk, eldiven, saten falan, şapka falan kafada. O zaman da tabii çok kontrast yaratıyordu. Halkçı değerler falan derken benim de vicdanımı çok esir aldı bu. O dönemin ruhu. Ve biraz da solculaşmamın nedeni o. Solcu olduysa vicdani tahakkümün de çok büyük etkisi vardır solcu olmamda benim. Peki senin bir fraksiyonun, partin falan olmuş muydu o yüzden? Ben kendimi bildim bileli. O geçmişime bakarken kendimi dev gençli olarak geçmişte görürüm hep. Sovyet sosyalizmine saygı duyan ama Türkiye'nin kendi öz modelini kurması gerektiğini düşünen. Sovyet sosyalizmine kusura bakma, hiç saygı duymadım. Ben Sovyet sosyalizmini bir çocuk gözüyle gördüm 12 yaşında. Niye kusura bakayım? Ben şöyle bir soru hazırlamıştım. Birazcık doğrulanır gibi oldu. Diyecektim ki Kadri abi, sen hep böyle siyaset konuşmayı seven, hep ciddi ciddi konuları derinlemesine konuşan, sıkıcı bir misin diyecektim ama böyle bu kadar siyasetle başlayınca kaygılarım arttı. Ya sıkıcı sorulara sıkıcı cevaplar verince tabii ya. Bu soruyla benim bir başarımı gölgelemeye çalışıyorsun. Şimdi bak şu, ben 2007'den 2008'den beri canlı yayınlara çıkıyorum. Gerçekten elektrikli saldırgan tartışmalardan hep hiç mütevazı değilim. Bir tane bile gaf yapmadan çıktım bugüne kadar. Ama bak, çok sıkıcı konuşuyorsun. O zaman da biraz sıkıcı olmak zorundasın. Yani eğlencenin içinde sıkıcı olmanın için biraz gaf da vardı. Yani insan biraz da kendini gaflarıyla da... Hiç yok mu peki böyle geçmişine dön televizyonda bir tane olsa çevirir koyarlar. Yani Berkan bunu arayıp bulamazsınız. Bulamazsınız yani YouTube'da falan olur mesela, nasıl Nagihan Alçın'ın da ben hiçbir zaman o kadar fahiş, o kadar yani rezilce bir
gafma falan ya, çıkıyor. Nagihan Altuş demişti, ben hatırlamıyorum. Nagihan Altuş şey demişti, siz gidin kendi mastürbasyonunuzu yapmaya devam edin demişti. Şimdi o milyonlarca kez seyredildi ve hep sürekli Twitter'da döner durur. Özellikle okumayarak kendi mastürbasyonunuzu yapmaya devam edin. Ben Allah hiçbir Allah. Şekilde kullandığın ifade çok ayıp, çok terbiyesiz bir ifade. Desteklemiyorum. Ve biraz küsafen. Bunu sormakta böyle bir kötü yan var ama Nagihan Alçı'ya işte senin kitapta da birazcık tamam, değiniyorsun. Nasıl tahammül ediyor? İşte hiç mi sinirlenmedi? Programda bana işte mesela DM'den, Twitter'dan falan al sopa eline giriş şuna falan gibi. Tabii, tabii ki onaylamıyoruz yani. Onayladığımız mı? Ama sinir harbi vardı. Yani ya şöyle ben aynı zamanda sıkıcılığım kadar sakinliğimle de belki sıkıcılığım oradan ileri geliyor. Yani sakinliğimle tanınan bir insanım. Ben çok sakin bir insanım. Sakinliğimi de tabii neye borçluyum? Yoga. Hayır, yogaya değil. Sakin olmayı öğrenmiş olmaya borçluyum. Ben sıkıntımı ben bunu cezaevinde öğrendim. Benim karakterim cezaevinde oluştu. 18-22 yaş arası ben cezaevine geçirdim. Dolayısıyla cezaevinde insan şimdi sabır ama sabrederken de sabretmeyi de bileceksin. Böyle katlanmayı bileceksin. Katlanırken de kendini bitirmeyeceksin, öldürmeyeceksin. İçini katlanma senin içine zarar vermeyecek. Ben Fero'nun Katlanarak diye bir şarkısı var, biliyor musun? Ben bilmiyorum o şarkıyı. Katlanarak her an katlanarak from zero Fero hero bro şak gada nak before. Araya sadece parantez açtım. Bir daha söyle, ben katlanarak. Bir de şunu öğreniyorsun ister istemez farkında olmadan. Sorun varsa dahi sorunları çözmeden onlarla beraber yaşamayı öğreniyorsun. Bir sorun var karşında. Seni kastetmiyorum. Erdoğan'ı mı kastediyorsun? O da evet yani. Çözemediğin sorun o. Onu benim işim değil zaten. O halkın işi, seçmenin işi, siyasetin işi. Biz ancak bu bir sorundur diye tespit edebiliriz. Böyle bir sorun mudur? Bu bir çok büyük bir sorundur tabii ki. Çözemiyoruz, ne yapacağız? Çözülecek bütün sorunlar zaman. Zamana bıraktığın zaman onu kendi bildiği şekilde çözer. Önemli olan bunu siyaseten çözmek. Hiç yani, birine yumruk attın mı? Cezaevinde bir kere böyle bir şey yaptım. Yumruk attın birine? Evet. Bir de asker oldu. Yani, asker? Evet. Ondan sonra hemen şey... Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü yani bir akşam... Bir kere yumruk attın yani. Oldu tabii yani. Nasıl hissettirdi? Pişmanlık duygusu. Yani. Neyin pişmanlığı? Yapmamalıydım. Neden? Niye? Ama yani şimdi... Ama biz insanız yani... İyi yani, ama yani insana dair iyi de insana özgü o kadar kötü şey var ki. İnsanız diye bunları kabul edecek miyiz? Bu yumruk meselesini ilk defa mı söyledin? Evet. İlk kez. Sorsalar söylerdim. Evet yani bir tepemi attıran, gerçekten tepemi attıran birine iyi bir güzel bir yumruk çarptı. Ne yapmıştı peki? Galatasaray maçlarında küfrediyor musun? İkinci yarı. İlk yarı sakin izliyorum. İlk yarı çok sakin izliyorum, bir kaya gibi. İkinci yarı küfrederim. Bıraktım maçlara gitmeyi. Ama Belhanda'ya kızıyorum. Belhanda'nın o vurdum duymaz, rahat, yani aşırı laubali halleri. Ben laubali futbolcuları sevmem. Laubali insanları da sevmiyorsun. Hiç laubali genel olarak sevmiyorsun. Genel olarak sevmiyorum laubali. Ve işini laubalice yapanları sevmem. Gazetecileri hiç sevmem yani de. yani Türkiye Gazeteciler Sendikası sponsorluğunda yaptığımız yayının sonuna geldik. Gazetecilik laubali yapılacak bir iş değil. Peki yani. Galatasaray'dan devam edelim. Galatasaray olması gerekmiyor. Ya çok iyi sporcuydu, çok da beğeniyordum. Hem kişiliği hem oyuncuda falan kim var? Popescu. Galatasaray'ın UEFA Kupası alan kadrosundaki önemli. Tabii. O son penaltı golü. Haydi Popescu. Fatih Terim nedeniyle maçlara gitmiyorum. Yok, hayır. O zaman burada açıklayayım onu ben. Ben Ultra Aslan yüzünden gitmiyorum maçlara. Ben Ultra Aslan denen o sağcı, aşırı sağcı tribün güruhuyla aynı havayı solumak istemiyorum. Yani Galatasaraylılığımın önüne geçiyor bu. Yani Silivri'den sonra bende gelişen bir reaksiyon oldu. Daha önce Ultra Aslan'a tahammül ediyordum. Ama yani Ultra Aslan'a tahammül edemediğimi anladım.
Galatasaraylılık Fenerbahçelilik gibi değil. Fenerbahçe başka bir kültür, başka bir kimlik. Galatasaraylılık başka bir kimlik. Yani ben yine Galatasaray. Nedir aradaki fark? Yani bunu Melih Şabanoğlu o zaman da benim devre arkadaşım çok güzel açıklamıştı. Ben de hatta Milliyet'te yazdım bunu. 2011'deki bu operasyonlar sırasında Fenerbahçe'nin gösterdiği tepki. Şike operasyona karşı yani. Fenerbahçelilik bir üst kimliktir. Başka diğer kimliklerin önüne geçer diye. Siyasetler üstü müdür yani? Üst kimlik yani Fenerbahçelilik. Önce, her şeyden önce Fenerbahçe. Öyle bakıyor o hayata. Galatasaraylılık ise okulun kurduğu bir takım olmasından dolayı ben de bir okulluyum, mektepliyim ve mektebi var eden kültür ve kimlik benim üst kimliğimdir. Benim saygı duyduğum değerlerdir. Bu değerlerle bariz bir çatışma içine giren herhangi bir unsuru Galatasaray içinde olmakla birlikte ben reddedebilirim. Nazire Hanım'dan korkuyor musun? Herkes korkar yani. Nazire Hanım eşi oluyor, anlamışsınızdır zaten kimden korkabilir. Bir kişi var. Evet. Herhalde. Herkes korkar ne demek yani? Korkar tabii yani, normaldir yani. İnsanlar korkarlar. Eşinizden korkmanız gerekir bir miktar. Niye? Yani bu ilişkinin dengesi açısından gerekli olan bir kimyadır biraz. Öyle bakıyorum ben. Mutlu ve kaliteli bir yaşamın sırrı erkeğin eşinden korkması mı? Hayır, dengedir. Korkuyla karışık saygı, saygıyla karışık korku, korkuyla karışık sevgi, sevgiyle karışık korku. Böyle şeyler bunlar yani. Tek başına hiçbir ilişki pür, böyle saf bir duyguyla, bir boyutla tanımlanamaz. İnsanlar birlikte oldukları insandan aynı zamanda korkmalıdırlar. Ama bu korkunun da şöyle yani, kaybetme korkusu vardır, mutsuz etme, işte kızdırma korkusu vardır vesaire yani. Çünkü Nazire de güçlü bir kişilik, ben de o kadar kendimi ezdiren bir kişilik değilim. Dolayısıyla insanlar yani güçlü kişiliklerden korkarlar. Ben de biraz korkuyorum tabii ama bilemiyorum, ona sorsak Kadri'den korkuyor musun ne cevap olur, herhalde korkmuyordur benden. Sanmıyorum. Biz korkuyoruz ama Nazire Hanım korkuyor. Estağfurullah, ben öyle, niye korkuyorsun benden, ben sorayım ya. Çok şey bir görüntüm var. Şey. Katı. Katı. Evet, çizgiler belli. Ha, doğru. Çelik çekirdek. Olabilir. Disiplin, irade, işte. Hız, çeviklik. Bilgi, deneyim, disiplin. Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi. İşte hep bu devletimiz yüzünden oldu bunlar yani. Bizi bu devlet böyle yaptı, evet. Demirören'den. Bu zil niye çaldı burada? Sen çaldın abi. Elim değdi sadece. Çalalım istiyorsan. Ne anlama geliyor bu? Bu şöyle yani, çok bomba bir şey söylediğin zaman ben normalde şöyle yapıyorum. Tamam. Fark ettiysen bu programda hiç çalmadım. Demirören'den en fazla tazminat alan 3 kişiden biri olduğum söyleniyor. Fatih Terim ve Derboske. Buna hiç güleceğim yoktu. Eminim Demirören'den benden çok daha fazla tazminat alanlar vardır hürriyet yanıtılmalardan sonra. Abi, i̇lk üçtesin dedim. Fatih Terim Milli Takım Federasyon, Derboske Beşiktaş'tan ayrılırken çok sen güzel. De Milliyet'ten ayrılıyorsun. Çok güzel. Yani madem oradan açıldı, şimdi ayrılacağın zamanı tabii biraz bileceksin. Ben erken kovulduğum için herhalde zamanlıca iyi kovulmuşum. İyi zamanda kovulmuşum. Demek ki zamanda iyi kovulmuşum. İyi kovulmuşum. Yani 2015'te kovuldum ben. Daha sonra kovulanlar benim kadar şanslı kovulmadılar. Şanslı olamadılar tabii. Bana dediler ki 2014'ten itibaren üzerinde böyle artan bir baskı. Demirören ailesinden gelen böyle. Fikret Bila da bana yansıtıyordu bunu. Bıraksın. Bu dört bir tarafı bıraksın Kadri Gürsel. CNN'deki program. Televizyon. Evet, gazetedeki yazılara bir şey demiyorlar. Evet. Yani ya gazete ya televizyon. Kendi mevkiyim eskilerin tabiriyle. Güçlü olduğum yani köşe yazarlığı orada başlamışım. Yani televizyonculuk çok istikrarsız, bugün varsın yarın yoksun, çok uçucu kaçıcı bir şey yani televizyonculuk. Televizyoncu değilim bir kere ben yani, kariyerim benim. Televizyon kariyerim benim, tartışmacı olarak falan var. İşte İnsanları sakinliğiyle delirten tartışmacı. Evet. Parantez açayım yine, mesela bir Çilingiroğlu işte beni seyrediyor, bir tweet atmış. Kadri Gürsel robot mu? Tamam mı? Yani nasıl benim aklıma gelmedi. Hayır, Çilingiroğlu'yla mı yapsak problemi? Navya Nalçı karşısında yani nasıl böyle duruyor? Bu adam robot mu?
O da sana hak vererek soruyor bunu yani. Evet ama yani robot yani. Bu adam olsa olsa robottur. Robot mu bu adam? Sesin de biraz benziyor zaten. Robotlar her türlü konuşabilir ama ben sadece böyle konuşabiliyorum. Öyle, öyle mi programlandığımı düşünüyorsun? Neyse şimdi beni attıklarında tweet yüzünden 2015'in Temmuz'unda sözleşmenin bitimine 10 ay kalmıştı ve o 10 aylık maaşımı da bana ödediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sana kişisel bir husumeti olduğunu düşünüyor musun? Taktığını kafasına. Zannetmiyorum. Demirören'i arayıp bu adama atın falan dememiş midir? Çevresi yapmış olabilir. Demirören kendisi yapmış olabilir. Senin Sayın Cumhurbaşkanımızda bir husumetin var mı? Yok, hayır, benim bir husumetim yok. Kendisinden bu yayının başında bir sorun diye bahsettin. Ama sorun olduğu çok doğru yani. Ülkenin şu an ülkenin hiçbir sorununu çözemiyor. Bence artık Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan iktidarı miadını doldurmuş bir iktidar. Yani şöyle, ben iyimserim Türkiye'nin geleceği için. Seni kaçırdı örgüt 93 yılında. 95 PKK. Örgüt. 93 mi 90? 95. Senden daha iyi bilecek değilim. 95. 95. Sonra kitabını yazdın. Dağdakiler 96. Çıktı, evet. Orada enteresan detaylar var. Biri keçileri uzun uzun anlatıyorsun. Keçileri. Keçilere lütfen iyi davransınlar. Özellikle izleyicilerimize, yani görürlerse keçi tabii. Keçinin teki geliyor. Bizim çimenin üzerine koyduğumuz ekmeği alıyor. Kaçıyor iki adım öteye. Bakıyor bana. Ne yapacak bu diye. Ben iki adım atıyorum. İki adım kaçıyor. Çünkü biliyor ekmeğin bana ait olduğunu. Benden çalıyor ekmeği. Arkam yani dönükken alıyor, çalıyor. Bana ait olduğunu biliyor. Bir taraftan da ağzıyla sallıyor ağzındaki şeyi, ekmeği ki kopsun yani. Bir lokma götür, bir lokma en azından alabilirsin. Sadece sallıyor aynen yaptığın gibi. Korkunç bir yağmur, yağmur mevsimi. Bir tane kaya kovuğu var. Koyunlar ıslanıyor. Ama keçiler birbiri ardına geliyorlar böyle yağmurda. Oranın korunaklı bir yer olduğunu biliyorlar ve kafalarını uzatıyorlardı. Yani ancak iki kişinin sığabileceği bir kovuk. Böyle göz göze geliyorsun keçiyle falan. Tabii altına mermiler var. Altına mermiler. Böyle sana kafasını uzatmış. Neredeyse burnunu sana burnuna değdirecek kadar yakında bir keçi. Tabii ayağımla itiyorum hayvanı ister istemez. Bir metre önüme geçiyor, çömeliyor. Sırtını bana dönüyor. Çömeliyor ve işiyor. Ha bir de tepkisini ortaya evet. Yani. Protesto ediyor. Şimdi gidiyor o keçi. Başka keçi geliyor. Ben onu itiyorum. Dönüyor. Çömeliyor. İşiyor. Ya dedim bu ne kadar enteresan bir hayvanmış bu böyle yani keçi. Ama inatçı değil mi zaten? Yani. İnatçı değil bu. Şey yani senin inatçı etkileşime giriyor. Zeki, zeki yaratık yani. Viski mi, şarap mı, rakı mı? Viski. Sonra şarap, sonra rakı. Şimdi rakı içmeye gideceğiz. Rakı içiyoruz o zaman biz. Sevmiyor musun rakıyı? Şöyle, Türk mezeleriyle şarap içilmiyor. Tamam. Viskiyle de yemek yenmez. Şu an Asmalı Mescid taraflarındayız değil mi? Evet. Ya burası meyhaneler mekanı. Yani. Türkiye'de gerçekten hayranım. Türkiye'de seküler toplumun gösterdiği örgütsüz direnişe hayranım. Hayatını istediği gibi yaşama, ondan sonra sevdiği şeylere sahip çıkma, olduğu gibi olmakta kararlılık. Evet. Dağdakiler kitabında yazamadığın bir şey varmış. Sen geçenlerde benim konuştun birileriyle mi konuştun? Anlatayım bari o zaman. Yani artık. Tabii yani. Şöyle yani yayın evi belki de biraz yaralayıcı mı buldu nedir ve o zaman bunu yazmamamı, bunu koymamamı, bunu çıkartalım dediler. Dağdakiler beni alıkoymuşlar zorla ve insani ihtiyacımı gidermek zorundayım. Ve soruyorum. Halbuki çok anlamsız bir soru. Nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Nasıl yani? Nereye yani? Yani burada nereye, nerede ihtiyaç gideriyorsunuz diye soruyorum. Dağın başı yani nerede yaparsan yap. Kadri arkadaş dedi. Bütün Kürdistan şu dağları işaret ediyor. Bütün Kürdistan heladır dedi. Ben de bunu yazdım, koydum kitaba. Yani espri yapıyor orada. Ya sen bunu niye yazdın? Çünkü alınganlık çok yüksek. Kürtlerin tepkisinden çekildiği için aslında. Biraz yani. Tabii yani evet. Ama neticede o işte PKK militanı bundan çekinmiyordu. O espri yapabiliyor. Böyle, yani. Onu yapabiliyor. Kendisiyle böylece yani bu eğer dalga geçmekse bir durumla dalga geçebiliyordu. Onun kadar
rahat olmak gerekiyordu. Ben de yazdım bunu. Batı'da guilty pleasure denen bir şey var ya, hani gizliden gizliye hoşumuza giden ama işte bir yandan da bunu söylemeye utandığımız zevklerin var mı? Recep İvedik izledin mi? Ben izlemedim. Recep İvedik izledim tabii. İzledin. Tabii Silivri'de izledim. Mecburiyetten. Yo, 28 kanallı bir televizyonumuz vardı. Hiç de mecbur değildim izlemeye. Beğendin mi? Aslında çok aşağılanıyor elitist bir kesim tarafından. Tam anlamıyla, bak burada da belki yine elitizme kaçabilirim. Ama Recep İvedik'in kendisi tam bir aslında ne dedin demin, avam zevkler mi? Mesela avam eleştirisi. Yani dolayısıyla elitist insanların çok keyif alarak izleyebilecekleri bir şey. Saygısız, anlatabiliyor muyum? Saygısız, ne çevreye saygısız, aynı zamanda da ahlaksız olmaktan çekinmeyen, yapamayacağı çok az şey kalmış olan bir tipi tiye alıyor. Ve bu tip aslında günümüzün siyasi kültüründe, egemen toplumsal kültüründe büyük bir yeri olan, iktidarı olan bir tip bu. Aslında Recep İvedik tiplemesi, maruz kaldığında kızdığı fakat pekala da fırsatını bulduğunda olmaktan da çekinmeyeceği büyük bir kesim, geniş bir kesim, herkesin değil tabii ki. Olmaktan çekinmediği bir tip. Yani Recep İvedik de ortalama insan, kendinden pek çok şey bulabilir. Dolayısıyla Recep İvedik ciddi alması gereken bir fenomendir bence. Ben ciddi alırım Recep İvedik'i. Kameranın içine bakarak 65 milyonu söylemek istediğim bir şey var mı? Genç arkadaşlarım, kültürünüzü, birikiminizi YouTube'la sınırlamayın, kitap okuyun. Yani bizim programı izleyin, ondan sonra kitap okuyun tabii. Ama yani izleyin. Zaten kitap okuyun diyorum kendilerine, kitap okuyun derken iyi kitaplar okuyun. YouTube'da da seçimlerinizi iyi yapın. Mesela eğer bizi izlediyseniz iyi bir seçim yapmışsınızdır diye düşünüyorum. İyi ki geldin abi ama bütün bunları mesela daha önce niye anlatmadın? Kestik mi? Kesmiyor, güzel bakıyor. Bitiriyoruz ama yani. Peki tamam, bitirelim. Niye bütün bunları anlatmadın daha önce? Bu soruları. Yani işte. Sormadılar. Sorsalar. Bana belki korkuyorlardır, belki de sormaktan çekiniyorlar. Korkulacak bir yanı yokmuş da görüyorsunuz, sorunca soruyorlar. Evet, Ademoğluyuz yani. Ondan sonra yargılıyorlar, yok adam çok katı, yok disiplinli, yok çok ciddi falan diye. Öyle mi? Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Akşam oldu. Bunu ne yapacağım?